Sultanım. Sultanım iyi misiniz? Sultanım. Hadi hoca. Sultanım. Silahlara tez hekimbaşına haber ver. Çabuk gelsin. Baş üstüne. Buraya kimseyi sokmayın. Sultanım iyi misiniz? Sultanım. Ne olmuş hünkârımıza? Bilmiyorum efendim. Bayılmış birden. Hekimbaşı. Ben de size geliyorum. Haberimiz oldu. Nerede hünkârımız? Gelin benimle. Nerede kaldın be bre? Hünkârımızın durumu iyi değildir. Haberi alır almaz geldim sadrazam hazretleri. Laf yetiştirme de hünkârımızla ilgili. Ne zaman oldu? Az evvel. Şikayeti var mıydı? Halsizdi biraz. Sultanımızın nabzını alamıyorum. İyileştireceksin hünkârımızı. Yoksa karışmam, alırım kelleni. Aman sadrazam hazretleri. Tevekkül buyurunuz. Cenab-ı Hak onu bize bağışlayacak inşallah. İzin verin. Hekimbaşı vazifesini yapsın. De haydi, haydi. Emin misin Dürüba'nın tekkede olduğuna? Güneşin varlığı kadar iyi. O tekke Hatice Sultan'ın girip çıktığı yerdir. Bundan bana ne? Şu Şeyh Efendi, geçenlerde sadrazam denilen adamı ahalinin elinden kurtardı. Yani demem o ki, sadrazamın gözdesidir. İyi de bundan sana ne? Patrona, güpe gündüz basmayalım, yakalanırız. Geceyi bekleyelim. Kimse görmeden alır çıkarız kızı. Ha, Pehlivan Halil doğru söyler ha. En iyisi gece halle. Bana bak. Dilruba'yı istiyor. Hemen şimdi. İster tekkede olsun. İster tersane zindanında. Onu istiyorum. Ben anlamam. Şimdi ben gidiyorum. Ya benimle gelirsiniz. Ya da burada korkak tavuklar gibi beklersiniz. Sağ olun Hattat Efendi. Yememiş içmemiş hediyemizi yetiştirmişsiniz. Bizim için şereftir sultanım. Önemli olan emriniz yerine gelsin. Beni ziyadesiyle mutlu ettiniz. Buyurun. Sağ olun sultanım. Sultanım eyvahlar olsun. Ne oldu Firdevs? Ne bu hal? Ahmet Hanım'ız. Ne oldu Ahmet Hanım'ıza? Malumunuz. Ahmet Hanım'ız Üsküdar'a gidecekti. Lakin saraydan çıkamadan düşmüş İbrahim Paşa'nın kollarına. Bayılmış kalmış. Ay aman Allah'ım. İyi misiniz sultanım? Firdevs. Bana doğruyu söyle. Ölmedi değil mi? Maalesef. Öyle bir söylenti var. Sultanım. Sultanım kendinize gelin lütfen. Allah'ım. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Yok. Yok ölmemiştir. Sen yanlış duymuşsundur. Sultanım durun. İlacınızı getireyim mi? İlaç milaç istemiyorum. Sultanımıza gideceğim ben. Sultanım telaş etmeyiniz. Bırak beni. Şimdi telaş etmeyeceğim de ne zaman edeceğim?
Cenab-ı Allah inşallah hünkârımızı bize bağışlayacaktır hocam. Endişe buyurmayınız. Amin, amin. Allah'ım sen bize yardım et, hünkârımızı bize bağışla. Hekim efendi, nedir durum? Hünkârımızın nabzı atıyor. Lakin çok zayıf. Nesi var, bulamadınız mı? Hünkârımızın bir hastalığı var, Sadrazam Paşa. Bazı şikayetleri olurdu. Lakin bu hal başka. Hastalığımın? Hastalığın neymiş? Bizim niye haberimiz yok? Hünkârımızın son durumu nedir? Bilmiyoruz sultanım. Bir bilen bulunur elbet. Ne kadar hekim varsa hepsini saraya çağırın silahlara. Kim var kim yok hepsini getirin. Emredersiniz sultanım. Hünkârımızın hastalığı nüksetti galiba. İlaçlarını içirmemiz gerek. Hünkârım. Beni duyuyor musunuz? Benim. Ablanız, Hatice Sultan. Hemşire, hakkını helal et. Menziline yürüme vaktidir. Ne olur böyle konuşmayın. Sadrazam Hazretleri, hünkârımızın biraz yalnız kalması icap ediyor. Devletimizin saati her şeyden mühimdir. Duydum. Arzu edersen sadrazamla konuşurum. Tekrar hizmetine girersin. Olur mu? Eğer birine hizmet edeceksem size hizmet etmeyi tercih ederim şeyim. Bizim mesleğimiz hizmet almak için değil, hizmet etmek içindir. Müsaade edin kalayım. Biliyorsun, burada gelene git, gidene kal demeyiz. Gireni çıkanı çoktur. Başına bir musibet gelsin istemem.
hala beni arıyordur. Burada olduğun patronanın kulağına giderse hiç iyi olmaz senin için. Ben bir sadrazama arz edeyim durumu. Konak senin için daha emniyetli. Siz nasıl emir buyurursanız. Her deliğe iyi bakın. Eyvah. Buldu benim Endur. Kokusunu bile alıyorum. Buyurun canlar. Ne istediniz? Nerede o şeyin olacak adam? Ne işiniz var efendi hazretleriyle? Onda bir emanetim var. Adı Dilruvak. Öğrenmiş burada oldu. Allah'ım bana yardım et. Allah neler oldu? Pederim nasıl? Dualarımızla daha iyi olacak inşallah. Nasıl da solmuş rengi. Kireç gibi bembeyaz. İyi olacak mı? Elimizden geleni yapıyoruz. Durumu iyi değil lakin. Lakin yok bu işin Hekim Efendi. Ağlama kızım. Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Dua etmekten başka bir şey gelmez elimizden. Allah pederim iyi olsun ne olur. Tamam. Hadi bırak hekimler işlerini yapsın. Gel. Paşalar beni dinleyin. Buradan hiç kimse dışarıya çıkmayacak. Sarayın dışına dahi kuş uçurulmayacak. Hünkârımızın durumu belli olana kadar herkes dilini tutacak. Eğer tutmayan olursa ben tutturmasını bilirim. Hay benim uğursuz başım. Tebriz'i bırakıp gelmeyeydim bunların hiçbirisi olmazdı. Bu ne musibettir ya Rab. Al canımı. Al canımı da kurtar beni. Olur olmuş artık Mustafa Paşa'm. Sızlanmaya gerek yok. Hünkârımız can derdindeyken sen kendi derdine düşersin. Haşa, Allah muhafaza. Ya göçüp giderse hünkârımız? Tövbe tövbe. Sadrazam Hazretleri. Acaba kafesteki Şehzade Mahmud'a haber versek mi? Yok. Şimdilik acele etmeye lüzum yok. Hünkârımızın halini Yeniçeri duyarsa hiç iyi olmaz İbrahim Paşa. Hem de dört gözle sultanımızı beklerlerken. Hünkârımızın yeğeni Şehzade Mahmud tahta geçecekse... Maşallah! Maşallah! Ne kadar da meraklısınız. Bunca zamandır Ahmet Hanımızın göçmesini mi beklersiniz? Aman Sadrazam Hazretleri beni yanlış anladınız. Ben dönünceye kadar kimse buradan dışarıya çıkmayacak. Çıt da çıkmayacak. Nerededir şeyhiniz lan? Namaz kılıyor, geldi birazdan. Emir Ali, Sulu. Bunlar bir iş yapıyorlar. Boyanıyorlar bizi. Bana bakın! Buradan ya kızı alır çıkarız
ya da canınıza! Söyleyin bakalım, Dilruba nerede? Biz bilmiyoruz Dilruba Milruba. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Amin. Şeyh'im, ne olur yardım edin. Patronu burada, buldu beni. Hay Allah. Akla gelen şerri konuşmamak lazımmış. Beddua yerine geçiyor. Avludalar mı? Evet. Bir çaresine bakarız. Nerede bu adam? Ha? Bizden mi korkuyor yoksa? Benim şeyim gözünün gördüğünden değil, görmediğinden korkar. Senin şeyin daha bizi görmedi ha. Ya sabır, gelecek birazdan. Çek. Bırak. Çekin gidin buradan. Çıkın buradan. Çıkın. Çıkın. Hünkârımız hala uyanmadı mı? Maalesef efendim. İbrahim ne olur bir şey yap. Babam gidiyor. Babam ölüyor. Elimden gelse yapmaz mıyım Fatma Hatun? Senin pederin benim pederim. Ne olur kendini bilir. Kahretme. Nasıl kahretmem İbrahim Paşa? Ya kendine gelemezse? Vaziyet çok üzücü. Lakin ecdadımızın bize öğrettiği bir şey var. Bu devlet ebded müddet devletidir. Bekasını korumak her şeyden önemlidir. Amin sultanım. Hünkârımızın Allah korusun başına bir şey gelirse Şehzade Mahmud Efendi'yi tahta geçirmek lazım gelir. Ya hastalığı duyulursa? Sultanım siz endişe etmeyin. Ben gerekli bütün tedbirleri aldım. Thank you.
versene şunu uyuşuk adam. Neredesin efendi? Bir saattir seni bekliyoruz. Bekle, ne olmuş? Namaz vaktidir. Ben bekletilmeyi sevmem. Ne yapalım? Namazdaydım. Davetin büyüğüne icabet varken davetsize beklemek düşer. Bana bak ihtiyar bunak. Canımı sıkmaya başladın. Söyle, Dilruba nerede? Nereye koyduysanız oradadır. Anlaşıldı. Bizim Akşemseddin Mukallidi konuşmayacak. Muslu, Emir Ali, odalara bakın. Gerekirse her şeyin altını üstüne getirin. Dur be adam. Buraya destursuz, izinsiz girilmez. Ben girerim. Şey yap, hiç kıpırdamıyor. Konuşsana Hekimbaşı, dilini mi yuttun? Bir kişi var. O da şu sandıkanın içinde. Çık artık. Ölülerle işim yok benim. Sizin ölüler sandukada da rahat durmuyor galiba. Evliyanın işi ne? Akıl ermez. Dilruba, korkacak bir şey yok. Seni kocana götürmeye geldim. Çekil Allah'ım biraz. Ya kızın yerini söylersin ya da şah damarını keserim. Pek sakinsin. Öyle öğrendik büyüklerimizden. Zalim karşısında kılı kıpırdayan dervişin hak karşısında dili kıpırdamaz. Patronum yetiş! Bulduk Dilruba'yı! Al! Bulduk Dilruba'yı! Sonunda buldum seni.
Ama işim bitmedi. Daha seni benden alanı bulacağım. Sen söyleyeceksin. Bırak beni, bırak! Bırak, bırak! Muslu, Leyla, hadi yürüyün. Bırak! Yürü dedim, sen benimsin, duydun mu? Yürü! Sizde hiç Allah korkusu yok mu? Bu ne gaflet? Vah! Ama yanımda getirmedim. Sen karışma Şeyh Baba. Tekkeni başına yıkmayalım. Sen benimsin, duyuyor musun? Benimsin. Dur hadi dur. Bu gece karım olacaksın. Tamam mı? Karım! Halil yardım et ne olur. Bu kız seni nereden tanıyor? Ezel bezginden. Ta ezelden patrona. Demek değil Rubai sen kaçırdın ha? Bırakın kızı. Bırakın ağanıza yazık olur. Divan odasından çıkan oldu mu? Sadrazam Hazretleri emrettiğiniz üzere kimseye salmadık. Sadrazam Hazretleri. Hünkârımızın durumu nasıl? Biznillah daha iyi. Hayatı tehlikeye atlattı. Halsiz biraz, bitkin. Allah'a çok şükür. Hasan'a, sen kışlaya git. Yeniçeri'ye hünkârımızın geleceğini... Ama biraz gecikeceğini söyle. Emredersiniz paşa. Herkes vazifesinin başına dönsün. Lakin ağzınızı sıkı tutun. Hünkârımızın hastalığı fitne fesatçılara düğün bayramdır. Sakın unutma. Sadrazam Hazretleri. Sizinle görüşmem gereken mühim bir mesele var. Mustafa Paşa'm sonra konuşsak. Mühim. Allah Allah. Neymiş ki bu mühim mesele? Ben konağa geçiyorum orada konuşuruz. Bırakın hatunu. Bırakın dedim. Sena'yı bırak. Biz de kızı. Ben bilmez miyim sizin nasıl kancık olduğunuzu? Ancak ne olduğunu sayende öğrendik beyim. Girettin devlet düşmanları. Elbet keseceğim gırtlağınızı. Ama andolsun patrona. Senden başlayacağım. Dur. Aman bırakıyoruz kızı. Kanı bozuklar. Nasıl iyisiniz lan siz? Kesin başını! Acımayın!
Sen de tezgahın içindesin. Birden aklayabilecek misin? Acelem yok. Teker teker. Defolun gidin buradan. Sen benimsin Dilruba. Ne olursa olsun benimsin. Onu sana yar etmeyeceğim Beyliva. Bire zorba başı. Elinden gelen ardına koma. Gidelim ağam. Yine geleceğim. Hepinizin eceli benim elimden olacak. Dağılın lan! Dağılın! Dağılın! İyiyim. Lakin her şeyi mahvettim değil mi? Boş ver. Olacakla öleceğe çare bulunmaz derler. Binceldiği yerden korusun. Balaban, yaran nasıl? Ne yarası be pelvan? Sinek ısırığı bile sayılmaz. Bizi gördüler. Artık peşimizi bırakmazlar. Koşarak kaçan onlar. Ben değilim. Hadi in bakalım Erenler. Zade. Ne olmuş hocaya? Belli mi? Onu gördüm. Eski zade yandı o zaman. Yetiştir çünkü hemen. Gidip haber ver. İyi misiniz? İyiyiz hamdolsun. Balaban, sen hemen adamlarını al, hemen düş peşlerine. Patronanın yerini yurdunu biliyorsun. Eyvallah. Gerçi bunlar karda yürür, izlerini belli etmezler ama. Pis pisi çeker. Sen yine de her pis deliye bak. Eyvallah. Erenler. Dilruba size emanet. Niye yine gelirlerse? Onlar şimdi saklanacak delik arıyordur. Merak etme, hemen gelmezler. Arayın beni, bırakma ne olur.
Söz veriyorum. Geleceğim. Hünkârımız zor durumda. Gitmem lazım. Gel kızım. Ne diyeceksen de Mustafa Paşa'm. Çok işim var. Tebriz'den gelen kulaklar, burunlar, her gece rüyalarımda Sadrazam Hazretleri. Ne uyku uyuyabiliyorum ne bir şey. Yanlarına bırakmayacağız. Endişe etmenize gerek yok. Hani barış yapacaktık Acem'le? Yazdığınız mektup öyle diyordu. Bana şehri teslim et dediniz. Savunma yapma dediniz. Acem barış yapar sanıyordum. Lakin yine bir oyun çevirdiler. Beni affedin Sadrazam Hazretleri. Lakin bu durumu sultanımıza arz edeceğim. Hangi durumu? Sizin bana yazdığınız mektubu. Tebriz'i teslim etmemi emrettiğinizi. Hepsini bir bir anlatacağım hünkârımıza. Zira bakamıyorum yüzüne sultanımıza. Hele bir söyle. Hele bir tek kelime çıksın o bedbaht ağzından. Sizin yüzünüzden oldu. Masumların kanına girdik. Bir Osmanlı paşasına yakışır mıydı Acem'e toprak teslim etmek? Hem de cenksiz dövüşsüz. Tebriz'in neden düştüğü şimdi anlaşıldı. Sadrazam'a bak. Verdiğim aklıyı pek beğenmiş. Ya ben nereden bileyim başıma böyle bir şeyin geleceğini? Şehri teslim edersek barış yaparız sanıyordum. Gördük barışı. Zaten pek bir övünürsün ilmi siyasetinle. Mustafa Paşa. Haddini aşıyorsun. Senin karşında bir sadrazam var. Yeniçeri kulun değil. Ya görürse hünkârımız yazdığınız mektubu? Sizin de benim de boynumu vurdurur. Görmeyecek o zaman. Görmeyecek. Mustafa Paşa'm. Ahmet Hanım'ız hasta. Hele bir iyileşsin. Gerekirse gider ben kendim arz ederim duruma. Belli ki aklın karışmış senin. Ağzından çıkanı kulağım duymaz olmuş. Şimdi elimden bir kaza çıkmadan çekit. Gerekeni yaparım ben. Şimdi düştün kucağıma sadrazam. Demek Tebriz'i kendi ellerinle Acem'e teslim ettin ha? Hayırdır paşam? Bu ne hal? Sadrazam Hazretleri'ni bekliyorum. Ne oldu? Dışarıda Yeniçerilerden bir adam var. Sadrazamla görüşmek ister. Kimmiş ki bu? Yeniçerinin sadrazamla ne iş olur? Vallahi dediklerine bakılırsa pek öyle sıradan birine benzemiyor. O beni iyi bilir dedi. Efendim bir yeniçeri geldi. Sizinle görüşmek istiyormuş. Kimmiş, neyin nesiymiş? Pehlivan Halil'miş adı. Sadrazam Paşa beni bilir dedi. Çok mühimmiş. Çağır gelsin o zaman. Ha Mercan ha. Mustafa Paşa bir süre bizim misafirimiz olacak. Gülşenabad'dan eşyalarını getirtir hemen. Emredersiniz Sadrazam Hazretleri. Yılanın kovuğu burası. Hatırladım seni. Hayatımı kurtarmıştın. Ben de ne zamandır karşıma çıkacaksın diye bekleyip duruyordum.
Sadrazam Paşa Hazretleri, adım Pehlivan Halil'dir. Sultanahmet Hanımız beni isyan tertipleyen bazı hainleri bulmam için görevlendirdi. Benim niye haberim yok? Kimsenin yok. Anlat, devam et. Bir şey mi oldu? Hünkârımızın hastalığı. Ne olmuş hastalığı? Hastalığını azdırmak için zehir verdiler hünkârımıza. Halil ağa, ağzından çıkanı kulağım duyar mı senin? Maalesef hakikat budur Sadrazam Paşa Hazretleri. Patrona Halil adında bir asi buldu zehri. Ben de yanındaydım. Kim bu patronu Halil? Bir hamam tellağı. Hamam tellağı? Bir hamam tellağı. Koskoca padişahı nasıl zehirleyebilir ki? Bu ne cüret? Arkasında Ayasofya vaizi İspirizade vardır. Yok artık. Koskoca Ayasofya vaizi baldırı çıplaklarla bir olup padişahımızı zehirlediler, öyle mi? Sadrazam Paşa Hazretleri, beni hünkârımıza görüştürün. Beni o vazifelendirdi. Eğer siz bana inanmazsanız o bana inanır. Balabana, kimse yok burada. Araç'ı bulasın. Kim bilir hangi dereye girdiler. Aa, patronanın evinde de yerler esiyor. Nafile uğraşıyoruz, nafile. Çoktan yer yarılıp içine girmiştir bunlar. Yürü! Şimdi mahvolduk. Her yerde bizi arıyorlar. Sadrazam peşimize düşmüş bile. Ben sana ne dedim? Arkana kabak bağlama dedim, değil mi? Sen tuttun aramıza casus saptan. Nereden biliyorsun hoca? Yiğit bir adam sandık. Uyuttu bizi. Şimdi ne yapacağız onu söyle. Elinin körünü yapacağız. Ahmet Ali'nin kulağına giderse beni asarlar, asarlar. Siz meraklanmayın hocam. Kimse ilişemez size. Padişah çok sever sizi. Asıl okkanın altına biz gideceğiz. Seni asarlarsa bizi de balla börekle beslemezler. Şu beni düşürdüğünüz duruma bak. Beni düşürdüğünüz duruma bakın. Tanımadığınız, bilmediğiniz adamı niye aramıza alırsınız ki? Ben ne yapayım hoca? Adam hayatımı kurtardı sandım. Sağlam tezgah kurmuşlar. Kaçıp gitmek lazım buralardan. Hoca doğru söyler ha. Tez elden gidelim. Siz gidin. Benim sadrazamla Halil'le davam var. Candan geçilir, davadan geçilmez. Şu Zülali Efendi'yi bir bulalım, ondan kimsenin haberi yok. Bir yolunu bulacağız. Bir yolunu bulacağız, hadi. Sadrazam Hazretleri geldiler. Daha iyisiniz inşallah. Hamdolsun Sadrazam. Kimse duydu mu halimizi? Merak buyurmayın hünkârım. Duyan olmadı.
Hünkârım, yanımda bir yiğit var. Şahsen sizi tanıdığını söyler. Kimmiş o? Pehlivan Halil der. Bekletme yiğidimi. Hemen gelsin. Hünkârımız seni bekliyor. Gel yiğidim, gel. Bana anlattığını padişahımıza da anlat. Sultanım, siz birdenbire hastalanmadınız. Hastalığınız assın diye size zehir verdiler. Ne diyorsun sen Halil? Kim bu denli alçaklaşabilir? Patrona isminde bir serseri. Arkasında İspirizade vardır. Patrona o ne derse onu yapar. Ne diyorsun sen pehlivan? Nasıl olur? İspirizade ile pek bir muhabbetimiz vardır. Ben gördüğümü söylüyorum sultanım. Başlarında da Acem Dilberi dedikleri biri var. Fitnenin başı olur. Ne ister bu devlet düşmanları? Sadrazamı alaşağı etmek. Sırf siz ordunun başında sefere çıkmayın diye tezgahladılar bütün bunları. Sonra da Sadrazam Paşa Hazretlerini Yeniçeri'ye yem edecekler. Ne duruyorsun sadrazam? Bulsana münafıkları. Olacak şey değil. Nerede buluruz bu patronayı? Peşlerine adam saldım. Ama saklanmışlardır elbet. Hepsi tamam da bu İspirizade'ye pek aklım ermedi. Yanlış görmeyesin. Hadi sen neyse de, niye bunları aldın getirdin ki? Ne yapacaktım? Sadrazamı konağına mı götürecektim? Gidecek yerleri mi var? Cehennemin dibine kadar yolları var. Kendine gel Zülali. Bu adamlar ikimizi de biliyor. İsmimizi verirlerse canımızı okurlar. Bu adamlara muhtacız maalesef. Ne yapacağız şimdi? Sen Kaymakbaşı'ya bir haber uçur. Olan biteni bize bir öğrensin. Acem Dilberi'yle de bir buluşma ayarla. Ok yaydan çıktı artık. Geri dönüşümüz yok. Sultanım, ne olur yormayın kendinizi. Halil, dinle beni. Sadrazam sen de. Emredin. Halil evladıma benim güvenim tamdır. Allah'ın izniyle o bu asileri bulacak. Ondan tüm desteğini esirgeme. Başüstüne hünkâr. Devlet-i Aliye'nin hem içte hem dışta her daim düşmanı çoktur. Anlaşılıyor ki bu sefer ya biz onların başını vuracağız ya onlar bizim başımızı vuracak. Bütün çorbacılar geldi mi? Buradalar ağa. Selamünaleyküm hala. Selamünaleyküm. Hasan'ım.
Nedir vaziyet? Sabahtan beri Ahmet Han'ı bekleriz. Gelen giden yoktur. Saraydan çıktı diyen var, çıkmadı diyen var. Ağalar, bir durun hele. Padişahımızın gelişi biraz gecikecek. O niyeymiş? Burada binlerce cengaver kılıç kuşanmış beklerken sultan niye gelmiyor? Hünkârımızın işine bizim aklımız ermez. Velhasıl ecnebi bir elçi gelmiş. Mühimmiş. Yine o damat İbrahim'in oyunlarıysa bunlar, vallahi basarım konağa. Ecnebi elçiden bize ne? Kış gelecek yakında. Çıktık çıktık. Yoksa yatar bu iş ağalar. Hasan ağa, git hünkârımıza söyle, ya Ahmet Han ordunun başına geçer ya da Yeniçeri Sarayı Ahmet Han'ın başına getirir. Kadı efendi, misafiriniz var. Buyursunlar. Maşallah. Sadrazam her yerde sizi ararken sizin keyfinize diyecek yok. Olmuşla ölmüşe çare yok hacım Dilberi. Buyur otur sofraya. Öğrenecekler. Hepimizi öğrenecekler. Pehlivan Halil diye bir adam peşimizde. Sen hiç dert etme onu. Sen sadrazamı dert et. Kendinize gelin. Leşlerinizi sokak köpeklerine atacaklar. Siz burada sefa sürersiniz. Öğrendiler diyorum sizi. Sadrazam yarın bizi düşünemeyecek kadar meşgulüm. Kendi kellesini kurtarırsa o zaman ancak bizimkinin peşine düşer. Sizin bir bildiğiniz var. Kaymak Paşa bize bir haber gönderdi ki... Vay ki vay, vay ki vay. Artık semavattan ilahi bir ihsan mı desem... Cenab-ı Hakk'ın sevgili kuluymuşuz mu desem... Çatlatma dede hele İspirizade. Meğer Sadrazam Hazretleri mektup yazmış Tebriz valisine. Demiş patırdı koparmadan teslim et Şehzir şu sizin hacemleri. Niye yapsın ki bunu? Siyaset gidiyor aklınca. Hacemle barış yapmayı ummuş. Siz benimle eğleniyor musunuz? Esas eğlence mektubu bulunca başlayacak. Sen az sabret. Şu but var ya. Damat İbrahim'in ciğeri bana. Zır deli bu kadın, zır deli. Af buyurun paşam. Sadrazam Hazretleri emretti. Mustafa Paşa'ya iyi bakın dedi. Kendisinin en lezzetli şerbetlerinden ikram edeyim dedim. Senin sadrazamının da... midesine pek bir düşkün bakıyorum da. 3 günlük dünya. Biraz kam almak lazım elbette. Bizim dünyada nasibimiz olmasın bu saatten sonra. Lakin sana afiyet olsun. Sındık. Lezzetliymiş namussuz. Koca devlet ye ye doymadılar. Bir de kalkmış. Tövbe estağfurullah tövbe. Zındığa bak hele. Ama sen dur. Şundan hırsızımı iyice bir alayım. Nerede?
Sadrazam Paşa'ya de ki, Mustafa Paşa bir daha oyunlarına alet olmayacaktı. Duydun mu? Duydum paşam. Bu da kulağına küpe oldu. Unutmayız. Maazallah. Al sen de bir tadına bak. İstemem. Yahu al işte, lezzetli bir tatlıdır. İstemem dedim. Kendi de güzeldir, adı da. Hmm, bezi parmağı derler adına. Hmm, güzelmiş vallahi. Lakin vezirbaşı olsa daha lezzetli olur. Bu da patronanın tatlısı. Dilber dudağı. Gerçi ne dudağı ne dilberi kaldı artık ama. Üzülme be patrona. Yakında bütün İstanbul'un kadınları senin ayaklarına kapanacak oğlum. Patrona. Kaç gündür haber alamıyorum Firuz'dan. Bana ne? Bekçisi miyim ben onun? Nerede olabilir? Belki pehlivan çoktan kılçıklarını ayıklamıştır ha. Yok canım. Daha neler? Nereden bilecek Firuz'u? Mesele de bu zaten. Adam neyi ne kadar biliyor bilmiyoruz. Güzel Cem Dilber'inle götürür mü dersin? Konuşturacağız bakalım. Bize ne biliyorsa anlatacak. Konuşur mu peki? Bir kere konuşan bin defa daha konuşur. Aman diyeyim ağam. Bizi bu Cem Dilber'i dediklerine götürecek tek adam bu. Aman. Alelade bir içeri. Devlet işlerinden hiç anlamam. Paşa dediğimiz, alim dediğimiz adamlar itişip dururlar. Buna benim aklım ermez. Aklının ermeyeceği bir şey yok baba bana. Neyi çekemez ki bunlar?
Yeri derviş bir posta sığar ama iki nefsine mağlup padişah koca cihana sığmaz. İşte. Bu zindandan nasıl kaçtı ki? Vay pervan ağam vay. Demek sen tezgahladın. Mezar atmaya ya. Hünkârım, maşallahınız var. Lakin uzunca bir süre istirahat etmeniz gerek. Sefer beni bekler hekimbaşı. Sefere değil, arz odasına bile gitmeniz münasip değil zannımca. Hekimbaşı doğru söyler pederim. Şimdi siz güzelce istirahat edin, ben de buradayım. Salmam sizi bir yere. Hünkârım, Yeniçeri Ağası Hasan Ağa geldiler. Gönderin gitsin. Hünkârımız dinleniyor. Daha sonra gelsin. Hemşire, devlet-i âliye bizim canımızdan daha az mı kıymetli? Çağırın gelsin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım. İvedi geldiğine göre kara haberin var. Yeniçeri kullarınız sizi görmek arzusuyla kaç gündür hazırlık yaptılar. Lakin siz bugün de gelmeyince... Kazan kaynadı tabii.
Bir fitne çıkacağından korkuyorum hünkârım. Maazallah kullarınız sanki barut kazan kaldıracaklar diye yüreğim ağzıma geliyor. Kaldırın beni. Nerede? Hancı sen misin? Sen de yolcu musun? Bir oda lazım bana. Odam yok. Zaten bende de para yok. İyi o zaman. Sen sağ, ben selamet. Hadi Allah'a emanet ol. Param yok ama patronanın selamını getirdim sana. Sen nereden tanıyorsun patronu? Yakınımdır. Şimdi benim böyle aç bilaç sokaklarda dolandığımı duysa kim bilir ne kadar üzülür. Tamam, tamam. Ayarlarız bir oda sana. Telaş etme. Balaban, sen kışla ilgili haber bekle. Ben buradayım. Eyvallah. Allah'a emanet ol. Demek beni isterler ordunun başına. Evet hünkârım. Peki gidersem ne olur? Siz ordunun başına geçerseniz kızışmış Yeniçeri'yi acem bile kesmez hünkârım. Ecdadınıza nasip olmayan Viyana şehrinin anahtarını size getirmezlerse vurun boynumu. O halde beklesinler beni. Olmaz öyle şey sultanım. Nasıl gidersiniz sefere? Biliyorum. Kıyamıyorsun pederine. Lakin ben Yeniçeri'ye gitmezsem Yeniçeri buraya gelir. Şimdi Yeniçeri'yi yalnız bırakmamak lazım kızım. Siz en doğrusunu bilirsiniz sultanım. Geldin mi Firdevs? Geldim sultanım. Bir arzunuz var mı diye bakmak istemiştim. Hayır yok. Sen odana çekilebilirsin. Biz yeğenimle sultanımızın yanındayız. Sultanımız batsın.
Sen misin beni Firdevs'e götürecek olan? Beni takip et. Sadrazam Hazretleri beni çağırmış. Sebep ne ola ki? Çağırtan sadrazam değil. Hünkârımız emretti. Ahmet Han mı? Neden? Bilmiyorum. Lakin burnundan salıyordu. Huzuruna mı gidiyoruz? Evet. Tutamadın değil mi dilini? Anlattın her şeyi Ahmet Han'a. Yemin ederim sadrazam Hazretleri. Şerefim namusum üzerine yemin ederim ki ağzından tek kelime dahi çıkmadı. O zaman niye bizi çağırıyor? Sizin bilmediğinizi ben nasıl bilirim paşam? Bu iş pek hayırlı değil. Çıkalım bakalım huzuruna. Hünkârım, bize emretmişsiniz. Sadrazam Paşa. Mustafa Paşa. Benden gizlediğiniz bir şey var mıdır? Haşa hünkârım. Estağfurullah, o nasıl söz? Hünkârımız nerede? Arz adasında sultanım. Ne zaman gitti? Az evvel. Tebriz valisi ve sadrazam paşa emrettiler. Sonra da çıktı. Çok sinirliydi. Mektup sahibine ulaşmış demek. Kimse diyorum. Yok mudur söyleyeceğiniz? Hünkârım lütfedip meseleyi bahşedersin. Bahşederim sadrazam efendi. Bahşederim tabii. Mesele Tebriz'dir. Ne olmuş Tebriz'e hünkârım? Daha ne olacak? Ellerinizle vermişsiniz Tebriz'i. Daha ne olacak? Kim diyorum ki? Sen diyorsun. İşte yazdığın mektup diyor. Söyle paşa. Bu nasıl rezalet? Bu nasıl ihanet? Bana bu mektubu nasıl açıklayacaksınız? Bekle bakalım Acem Dilberi. Yüzünü görmem az kaldı. Nasıl benim toprağımı verirsiniz? Nasıl masumları o şeytanın kucağına atarsınız? Bir diyeceğin yok mu sadrazam? Ya sana ne demeli paşa?
Nasıl arkana bakmadan bırakırsın Tebriz'i ha? Sadrazam Hazretleri emretti. Haberiniz var sanıyordum hünkârım. Damadım dedim. Sadrazam dedim. Sana inandım, güvendim. Koca devlet âliyi rezil ettin. Ben şimdi sana ne yapayım? Aman hünkârım. Ben ne yaptıysam devlet âliyenin iyiliği için yaptım. Müsaade buyurun anlatayım. Sen anlatacaksın ama ben dinlemeyeceğim. Seni sadrazamlıktan azlediyorum. Gel. Hünkârım. Hünkârım ne olur dinleyin. Sonra ne isterseniz yapın. Yıkıl. Yıkıl karşımdan. Pederim neler oluyor? Kocan olacak adama sor. Ne oluyor Sadrazam Paşa? Hünkârım. Beni sadrazamlıktan azletti. Damat dedik, bağrımıza bastık. Meğer Tebriz Acem'e elleriyle hediye etmiş. Bu ahmaklığın adını da ilmi siyaset koymuş. Doğru mu bu? Doğrudur. Lakin... Lakin dinlemem. Pederim, ne olur öfkeyle karar vermeyin. Damadınızın bir bildiği vardır elbet. Bugüne kadar yüzünüzü hiç kara çıkarmadı. Devlet-i Aliye'nin sadrazamı hata yapmaz. Yapamaz. Kocan masum kanına girdi. Devlet-i Aliye'nin şerefiyle oynadı. Yüzümüzü yere eğdi. Yazıklar olsun İbrahim Paşa. Hala. Bundan böyle sadrazam Kaymak Paşa'dır. Tez haber verin. Kaymak Mustafa Paşa mı? Lakin nasıl olur? Kaymak Paşa ya. En sevdiğim damadın. Gündür neredesin be adam? Sorma başıma gelenleri.
Pehlivan Halil denilen o adam yakaladı beni. Ne? Bir şey anlattın mı peki? Parmaklarımdan iki tanesini kesti. Nasıl anlatmam? Hadi dön yüzünü be hatun. Göster kendini. Telaş etme. Gelen yabancı değil. Hacem Nilberi. Buldun mu yamağını? Buldum ya. Yazıklar olsun. Kaymak paşa bu. Sadrazamın damadı. Rezil herif. Sultanım, biraz oturup dinlenin. Nasıl yapar hemşire bunu, nasıl? Hünkârım, pederim, ne olur beni dinleyin. İbrahim Paşa'yı azlettiniz, bari Kaymak Paşa'yı sadrazam yapmayın. Nesi varmış Kaymak Paşa'nın? Kocandan neyi eksik? Herkes güler bize, rezil rüsva oluruz. Ne olur hünkârım yapmayın. Karışmayın işime. Çık dışarı. Bir daha da kocan için şefaate gelme. Yemin ederim ben Mehmet. Biri benden habersiz almış olmalı. Sadrazam oldu. Nasıl çıkarım ben insanın içine? Kaymak Paşa mı? Sadrazam mı oldu? Oldu damat. Oldu. Size inat yaptı. Sevmediğinizi bildiği için onu sadrazam yaptı. Ne affet? Affettir kendini. Ben bir şey isteyemem artık. Yüzüm yok. Sultanım, hünkârımız size kıyamaz. Çok sever. Siz konuşsanız. Konuşmam mı? Konuştum elbet. Lakin yüzüme bile bakmadı. Bekleyin. Siniri geçsin. Eminim kırmayacaktır sizi. Yazıklar olsun sana İbrahim. Saraydan en son sen çıktın. Nasıldı vaziyet? Mektup eline ulaşınca köpürdü Ahmet. Mektubu kim verdi? Kuşlar. Bakalım ne diyecek Ahmet Han?
Eğer ki sadrazam bu işten de yırtarsa ben artık pes edeceğim. İmkan yok. Bu sefer ipi boynuna geçirdik. Merak etme. Bak sen şu Kaymak Paşa'ya. Yılanın büyüğü içimizdeymiş meğer. Paşa maşa anlamam. Cümlesinin kellesini almadan olmaz. Ne niyetinde geldin? Kendi ayakları. Bir sen eksiktin. Aklım sendeydi. At kılıcını. Elinden bir kaza çıkmaz. Kaza mı kader mi? Orasına bakacağız artık. Yürü. Düş öyle. Paşam. Bakın size kimi getirdim. İşte bu. Parmaklarımı kesen. Demek Acem Dilberi dedikleri sensin ha? Maalesef bugün son görüşün olacak. Niye, bir yere mi gidiyorsun? Rezil herif. Bir de koca paşa olacaksın. Boynunu vurduracağım senin. Patrona! Daha ne durursun? Düşmesini yakalayın. Netice şunu. Yakalayın şunu. Yaşatmayın sakın. Yakalayın şunu.